Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım. Bugün de annem neler yapıyor anne? Çayın yanına milföy hamuru yapacağım. Milföy hamurunda şöyle bakın. Peynirli harç hazırladı. Burada da haşhaşlı çöreğimiz var. Onu da şöyle koyalım. Onun altına koyarız da şöyle. Sen de göre bu. Kartı getireceğiz evde misiniz diye. Düğün kartı getirecekler. Düğün kartı dağıtıyorlarmış da. Hani çay boş olmasın dediğinde. Ha, olur. Çayı da koymuş annem. Böyle milföyden börek sıcak yapacağız. Sıcak olsun da biraz geç hamışıyorsun dedi. Tabii. Sıcak yeni değil ya. Soğukta şey olmuyor. Soğukken iyi olmuyor. Doğru ya. Olmuyor. Ben de hiç şey yapmıyorum. Böyle. Milföy hamurlarından bakın. Daha da onu da bir aslında çözülmemiş. Yeni çıkarmıştık. Olsun, şimdi erir çok şey yapalım. Mültelerin çabuk erir. Şey olmaz. Ermeye başladı. Kağıtların üzerine koyuver böyle. Peynirli iç harcımız var. Peynirli yapalım bakalım. Peynirli yapayım. Bunlar erisin diye şey yaptım. Başka şöyle. Şuraları çabuk olsun. Bu da haşhaşlı çörek. Haşhaş çok güzel oluyor. Biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar, haşhaşlı çörek. Böyle. Akşamdan da pilav yedik arkadaşlar. Taze fasulyemiz vardı. Şunu fasulye. Dışına koyar mıyız? Sıkırız. Sandalyelerimiz de çok güzel oldu. Vallahi çok rahat. Oturması, kalkması. Rengi mutfağa uygun şöyle bakın. Gerçekten güzel oldu. Böyle yapıyoruz bakalım, işlere devam ediyoruz. Çay olana kadar böreğimiz de olur zaten ya. Çabuk oluyor zaten. Çok şey yapalım. Yumurtayı da üstüne süreceğim. Çay demledin mi? Ha, kaynıyor. Beyazını da içine koydum. Ziyan olmasın. Neyin beyazını? Yumurtanın. Olsun. Güzel oldu. Şey, çay pişirebilir. He? Çay pişirebilir. Evet. Çaydanlık böyle. Çaydanlıklardan şey yok. Hı. Bunu da kapat şöyle. Çaydanlığı her zaman hepsi de arttırıyor. Şöyle üçgenli yapsam ki düz şey mi yapayım? Şöyle yapayım da hepsini alsınlar. Öyle de yapabilirsin. Rulo da yapabilirsin. Rulo da güzel olur. İçine şöyle koy. Yaprak sarar gibi. Evet. Öyle de yapabilirsin. Nasıl dersen. De bakayım. Biraz daha erisin onlar. Evet, çayımızı demledim ben. Şöyle çayımız demlendi. Burada da şöyle şekillerini veriyoruz. Biraz daha şey olunca çatalla şöyle şekillerini vereceğiz arkadaşlar. Yumurtayı da çırptım. Annem de böyle hazırlıyor bakalım. Çöreklerimizi bakın. Şöyle annem katlıyor. Ben de şöyle çatalla şuralarını şöyle bastırıyorum. Kenarlarını bastırıp tam kıyıya koydu annem şimdi. Bir elimde kamera, bir çatal yapamıyorum. Böyle. Şöyle kenarlarını bakın. Böyle yaparsak daha güzel oluyor şekli. Şu daha şey olmamış, çözülmemiş bak. Böyle güzelce yapalım bakalım. Fırınımızı da açtık.
Tepsi almayacak herhalde arkadaşlar. İki tanesi kaldı. Valla iki tanesi kaldı. Ne yapacağız? Küçük bir tepsin yok mu? Onu da bir altına koyuver. Küçük bir tepsi varsa 2-3 tane 3 taneydi öyle bir alt şeye koyarsın gözünü olmaz mı? Aldırım ben onları. Sıkıştırım ben onları. Üst üste koy. Öyle ben de aldım. Ben 2 tepsi aldırırım hatta. Yapabilirsen yap. Yani 2 tepsi aldırırım işte onlar. Tamam. Bu mülfen hamuru yapışmaz oğlum. Kabarır da yapışmaz birbirine. Haydi bakalım. Şimdi görsün bak aldırdım gördün mü? Şöyle güzel oldu şekilde. Ya şimdi şu. Şey indir sürü. Sen sür. Ben şöyle. Minfeyi böreği çayın yanına yapıyoruz. Böyle. Tezgahı da sildi annem. Şöyle. Ne bir şey yapalım bunun içlerine? Yumurta sarısını da şöyle sürsün. Nasıl? İçlerine ne susam ben yapalım çörek okumam. Haşhaş yiyelim. Ayarlarız onu şimdi. Şöyle sürerken ben de haşhaşı ya da susamı çıkarayım arkadaşlar. Haşhaş güzel olur. Bak da. Çörek otu susam dedim. Annem de şöyle karıştırdı. İkisini de karıştırdık. Aynen. Böyle güzelce. Şunu şuraya sür. Şöyle. Güzel oldu değil mi? Vallahi güzel oldu evet. Acele işler güzel olur zaten. Özendiğin iş olmuyor değil mi? Kekte falan da öyle kabarmıyor ya. Böyle hay. Ya acele iş böyle olmuyor arkadaşlar. Şöyle fırında. Bu süngür geliyor. Ha? Haydi bu bakalım. Bu süngür geliyor. Böyle. Böreklerimiz de oldu. Bakın fırının ağzını açtı annem. Şunlar da ısınsın diye şöyle koyduk fırına. Oo mis gibi oldu valla. Peynirli milföylü böreğimiz, çayımız da burada arkadaşlar. Birazdan bardakları da hazırlarız. Bu şekilde ikram edelim bakalım. Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Neredeyiz bilin bakalım. Bilin bakalım neredeyiz, nereye geldik bugün sizler için. Güzel bir çekim yapalım, güzel bir video. Bakalım neredeyiz. Evet sevgili takipçilerim, değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hepiniz bahçemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz bakalım tekrardan sorayım. Bizler bahçemizdeyiz, böyle geldik. Bakın biberlerimizde durumlar böyle sulanacak. Diklerini açayım ben bunların. Bakın böyle. Ya valla şehirde biz çilek mi yiyoruz? Şunlara bir bakın, şunlara şunlara. Biz şehirde çilek mi yiyoruz? Kokuları müthiş kokuyor. Vallahi böyle bahçemizdeyiz. Bakın. Domateslerime bakın, domateslerime. Bunlar büyüyecekler. Abiler ablalar bunlar büyüyecekler. Şöyle fasulyelerimiz. Bakın. Benim fasulyelerimi de göstereyim size. Şöyle yakın çekim olarak. Bakın büyüyorlar bunlar. Vişneler kızarmaya başlamış artık. 2-3 tane ağzıma attım az önce. Tatları da çok güzel. Şöyle. Bakın kızarmaya başlamış. Tepeler kızarmış. Valla.
Çok güzel. Bunlar da patateslerimiz. Böyle bahçedeyiz. Bahçeye geldik tekrardan. Şeftaliler. Haydi bakalım güzel şeftalilerim olun yiyelim şöyle. Baklalar falan nasıl büyümüş. Böyle su istiyorlar, sulayacağız. Şuradakiler de ispir fasulyeleri. Onlar da çıkmış. Soğanlarımız. Annem gelir gelmez. Annem gelir gelmez ota başlamış. Ya. Vallahi ot yolmayı özledik. Şöyle gelin bakalım. Şöyle böğürtlenlerimize bir bakın. Bunlar nedir böyle bunlar? Bunlar nedir böyle? Bakın. Maşallah. Turuncu böğürtlen. Böğürtlenler güzel oldu. Şimdi şurada da bizim Frenk üzümü. Bazı yerlerde buna Bektaş üzümü diyorlar arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın. Frenk üzümlerimiz. Allah'ım Allah'ım şuna bakın. Şunlara bir bakın şunlara. Bakın. Bektaş üzümü, Frenk üzümü. Bu da. Ekşi bir tadı var bunun da. Böyle. Haydi gelin bakalım. Soğanlar. Bizimkiler başlamışlar ot yolmaya. Kareler formlaşmış ya. Hı. Ona benim yolları. Şey olmamış artık. Yol bak. Köşedekilere de bakalım bir. Şöyle. Fındıkta yok. Şöyle çilek ocağı. Bu da iyi çilek vermiş anne. Evet çilek. Oo bayağı vermiş hem de. Bakayım. Evet. Hı? Aynen öyle. Erik çok var. Erik çok. Şöyle kışar mı da? Şu patates mi? Patates olsun. Patates, patates. Ben şimdi bu şey yap. Maydanozlar bunlar da. Böyle. İşlere devam. Ya eve girmedik eve. Eve girmeden önce bahçe, bahçe değil mi? Ya. Armutlar nasıl? Evet dallar da var da soğuk vurmuş ama. Bak. Sert ama oluyor değil mi bu? Kış almış. Kaç tane var ya? Var var. Böyle. Evin gölgesinde ama yine de çarpmış baksana. Al soğuk gölgeye şeye bakmaz ki. Kadir eller soğukları mahvetmiş. Hmm. Ağaçlar yakmış. Şu ağacı da yani sökün onu burada. Hangisini? Kurumuş ya. Kaysi. Ha evet. Onu kayseyi. Sökelim. Kuru dal kalmış. Böyle asma, bak asma da iyi canlanmış asma. Güzel olmuş şöyle üzümlerine bakın. Bunlar. Bayrama kadar koruk olsa da Beren yese koruk koruk. Koruk koruk var. Var var üzüm var. Ya. Ya böyle onu diyorum az önce. Valla şuna bak şuna. Bunlardan götürelim. Bayrama olur şunlar bayrama. Çocuklar gelesiye kadar olur. Kadar. Tadı var ya. Resmen şerbet. Vallahi. Daha da büyüyor. Baksana altlardan şuralardan falan da vermiş her yerden. Hmm. Hep şey yapmış. Arsız bu. Şey yapıyor. Bunlar kapalı bir şeyin içine. Dağılıyor. Hmm. Vallahi tadı süper ya. Asmalarda üzüm diyor. Şöyle. Dutlar ne oldu? Hmm, duta bakmadık. Bak dut deyince.
tutlar böyle. Ha, bir tane buldum. Hadi. Hepsini vallahi tadımlık bu sene vermiş bir. Bakalım. Orada varmış bak. Seneye daha çok verir inşallah. Valla tadımlık. İşte arkadaşlar böyle. Bahçe toprak işi. De ben şurada şimdi şeyi anlayamadım anne. Ben buraya şu çıkanlar ne bunlar? O benim diktiğim şey mi? İspir fasulyesi mi? Şunlar ne? Dur bir dakika. Şunlar. Bunlar hep fasulye. Şey, ispir fasulyesi diktim ya. Ankara'dan getirdin de. İri fasulyelerden. Onlar ne çok çıktı? Ben de bilemedim. Yoksa şey mi? Paz mı arkadaşlar? Bunlar pazı da ektik ya. Yok. Fasulye bu. İspir fasulye. Demek iyi çıkıyor. Baksana ispir fasulyesi bu tabii. Ya. Bunlar şey. Pazı yapar. Yeter ya şu iki. Yeter. Böyle arkadaşlar. Işte. Dedim ya sana. Demek ki diğerlerinden daha çabuk çıkıyor. Daha şey oluyor. Ne yapalım? Yarın sabah ya akşam. Fıstıkları alalım. Kazalım diplerini. Tamam. Böyle. Ya şeyler. Seneye toplarım. Bu sene göç de. Baklalar. İnşallah. Ya şeyi de bağlayalım. Şunu da bağlayalım. Böyle. Çok şey olmuş. Şunu kaldıralım böyle. Şeftalimiz de var arkadaşlar. Şeftali de var. Ama az ya. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kadar falan var. Dursun bakalım olsun. Ya şunu dediğim gibi vişnelerimiz. Vallahi tepeler kızarmış. Mis gibi böyle. Bak yol yorgunluğu böyle bahçede geçti işte. Yol yorgunluğu böylece geçti. Şurada da bir sıra şey çıkmış. Semizotu herhalde bu. Evet semizotu. Sanki dikmiş gibi şöyle bir sıra çıkmış bak burada. Baklalar da çiçek açmış. Evet asmalar iyi şey yapmış kendini. Geliştirmiş. Böyle arkadaşlar. Bahçemizde durumlar bunlar. Valla. Hiç evi şey yapmadık. Ha, girmedik daha. Bahçemizdeki durum. O geç oluyor. O biraz daha yumuşayacak. Onun rengi de turuncu olacak o üzümün. Böyle. Evet güzel. Güzel güzel. Bu soğanlar kim ektiydi? He? Soğanları biz ne zaman ektiydik? Şubat'ta mıydı? Öyle bir şey herhalde. Ocak. Ramazan'a girmeden önce bir geldik ya. O zaman ekmiştik. Böyle. Şeyleri koparttık. Kelleye çevirmiş. Bunları koparsa. Bunlar erkek diyorlar. Bunlar erkek. Bunlar koparılacakmış. Bunlardan yemeğini de yapıyorlar. Kuru soğan, yumurta, yumurtayla. Yapacağım ben. Kavurma gibi. Şey de dedi ya, yengem de dedi ya. Bir yemeği varmış bunun diye. Onları yapacağız inşallah. Onları da deneriz. Böyle. Sarımsak var biraz şey ya. Ona neden biliyor musun? Gölgede kaldı. Şeyden hava almadı. Bak şu hava alan yerler geliyor mu? Olsun ya bu tarafı var ya. Yeşillik yapalım. Şey yapmayacağız. Biz burada olsa terör o kaşığı olur. Yeşil kalır da. Hani hepsi ya. Doğru. Öyle. Yiyeceksen. 2-3 tane tut sana koyduk da. Kadına baktık tutlar. Tutlar çok güzel evet. Şöyle maydanozlar. Evet şöyle eriklerimizi de göstereyim size arkadaşlar. Bakalım çiçekliğimiz ne alemde. Bir de buraya bakalım. Bakalım. Soğan çiçeği papatyalar da tuttu bak. Böyle papatyalar da tutmuş. Şunlar çok güzel.
Elimi aldım. Haydi bakalım. İşler, işler. İşler. Böyle. Şu şeyi, maydanozların olduğu yeri bir düzleyeyim. Sularken kolaylık olsun bana. Şurayı düzleyeyim arkadaşlar, değil mi? Sularken kolaylık olsun, bakın. Öyle. Haydi bakalım. Arkadaşlar, ben de o süre zarfında kamerayı durdurduktan sonra semaveri bir şey yaptım, yıkadım. Altını da yaktım. Şöyle biraz su ekleyelim. Ben bir su vanasını açıp geleyim. Evet, şöyle bir çay demleyelim. Semaverde güzel bir çay yapalım arkadaşlar. Vallahi hep iş 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 olmuyor, değil mi? Böyle bugün de devamlı iş 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 olmuyor. Semaverimizi yakalım bakalım. Böyle kaynasın suyu, kaynasın suyu. Bu kadar su yeter. Şöyle. Soğanlara doğru sulasın biraz. Şimdi mutfakta annem çay koyarken de bir kat yıkar arkadaşlar. Böyle çayımızı da demleyelim. O sırada hem içer hem iş yaparız. Hem işimizi yaparız hem çayımızı içeriz. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün nasılsınız bakalım. İyi misiniz? Böyle biz. Yansın bakalım ha. Şöyle ben biraz da ot getir, şey ot diyorum, odun getireyim. Nerede? Geldim, geldim, geldim. Geldim. Semaverimizi yakalım. Semaver yansın bakalım. Annem nerede? Yukarı çıktı. Ben daha yukarı çıkmadım. Bahçelerden aşağı inmedim. Şurada dursun bunları da. Yandıracağız. Evet. Gelin bakalım. Böyle maydanozları da. Bakın. Hemen geldim şöyle. Sulansın bakalım güzelce bunlar da. Ya. Köyde işler böyle bitmiyor. Şuraya koyayım sulansın şöyle. Böyle güzelce sulanıyor. Su yolunu bulur derler ya. Şöyle aktıkça güzelce şey yapsın. Toprağı da kaldırmasın. Şöyle ayarlayayım da. Böyle arkadaşlar, bizlerde işler böyle devam ediyor. Ya. Kuş sesleri, semaverimiz de yanıyor. Böyle devam edeceğiz bakalım. Bugün bahçe sulamamız var. Bahçelerimiz falan iyice bir sulayalım güzelce. Vallahi sulansın. Maydanozumuz da burada sulansın. Haydi bakalım. Yanıyor, yanıyor. Semaverimiz yanıyor. Böyle demleyelim, çayımızı içelim. Haydi bakalım. Evet, hortumu kapattım. Maydanozlarım sulandı. Böyle. Bunlar daha bir yiyecekler.
Su da kaynamak üzere. Semaverin suyu da kaynamak üzere. Ben de çaydanlığı götüreyim. Annem bir çay doldursun bakalım içine. Böyle daha ot çıkıyor. Bakın yoldukça da otlarımız çıkıyor. Ya vallahi. Suyum kaynadı. Su kaynadı dostlar. Altını da biraz daha şöyle harladım. Bakın şimdi çayımı koydum. Geldim anneme bağırıyorum. Anne anne diye. Annem de meğerse şeydeymiş. Vahit amcalara gitmiş. Şöyle ben kamerayı bir kapatayım, çayı demleyeyim. Evet şöyle suyu koyuyorum. Az önce tek elle yapamamıştım. Çayımız demlensin bakalım güzelce. Vallahi ne güzel kaynıyor. Bugün de böyle semaver keyfi yapalım biraz. Geçen yorumlarda bir ablam yazmış. Demiş artık bir çayı hak ettin hadi. Çay için diye. Aynen abla bak şimdi çayımızı demliyoruz bakalım. Evet sevgili dostlarım çayım oldu. Annemgil de Vahit amcalar da varmış. Şöyle ince mamı size şöyle bir de cevizleri göstereyim. Bakın cevizlere. Maşallah. Ne kadar çok ceviz var maşallah. Yani böyle cevizler. Bakın. Ya çok güzel. Ben de şöyle bardaklarımızı hazırladım annemgil. Gelmez gibi herhalde. Ben yine de onların şeyini, bardaklarını da koydum. Gelirlerse içerler. Evet. Hem çayımı içeceğim hem iş yapacağım bugün. Bugün hem çay hem iş keyfi. Çay keyfi. Şöyle bardaklarımı koyayım bakın şöyle. Semaverde çay. Size iki dakika şöyle tripodumu alayım bakalım. Kuşların sesleri de geliyor değil mi? Odana da iki dakika gidip gelmeyeyim diye şöyle kovadaki odunu getiriverdim. Haydi, haydi bakalım bismillah. Aa, siz geç getirmeyi unuttum. Neyse. Şöyle. Şeker de atıyorum arkadaşlar evde. Tek şeker atan benim, şeker kullanan benim. Vallahi. Şekersiz içeyim diyorum. Hiç çayın tadı çıkmıyor. Kim istiyor şekersiz? Asıl çay tatlı diyor. Böyle. Oh, oh. Semaver keyfi. Şeyleri o sırada çay olurken İspir fasulyesi ektik. İlk defa ektik onu da. Hani hiç şey yapmamıştık. Ankara'da bir aldık. Hani sizlere de şeyde göstermiştim. Çok mu yamuk duruyor bakayım. Şöyle bir düzelteyim. Yemeğini yaparken fasulyenin annem şöyle bir avuç kadar ayırmış getirmiş. Onu diktik çıkar çıkmaz. O da maşallah nasıl çıkmış ya. Diplerini doldurdum onların da. Böyle arkadaşlar. Şimdi diğer fasulyelerin o su kanallarını falan bir düzelteyim. Bir bakayım şeydi biliyorsunuz. Bayağı bir sık olanlar vardı. Onları eğer ayırabilirsem onları bir ayırayım. Çünkü büyürse çok şey yapar. İç içe geçer. Böyle. O tarafa da yavaştan gölge geliyor. Şimdi bura sıcak oluyor şey. O taraf sıcaktı. Burada demledim çayı. Oraya da gölge geliyor. Şimdi geçerim o tarafa. Böyle. Valla eriklerimiz de ne güzel olmuş. Abilerim, ablalarım. Mis. Odunla da bakayım altını. Yavaştan ben diğer tarafa doğru gideyim. Şöyle biraz bir atıvereyim birkaç tane. Yavaş yavaş kendisi şey yapsın. Yansın değil mi? Tam da sönerse olmaz. Yavaş yavaş. Aslında bu da su damlatıyor. Her damlattığımda da elime geliyor. Kapandı şöyle. Kapatalım. Allah Allah. Niye düştün ki?
Ha, kapağı takılmış. Bugün böyle. Hadi bakalım. Gelin haydi bakalım diğer tarafa geçelim. Bu tarafa geçerken de babam bakın şu pimaşı taktıydı. Hani yağmur suyu dolsun diye. Arkadaşlar inanır mısınız? 250 litreymiş bakın. Şuraya kadar su dolmuş. 170. İçi dolmuş suyla. Vallahi iyi yağmur da yağmış. Zaten kazdığım yerlerde şey biraz ıslaklık var. İyi yağmur da yağmış maşallah. Vallahi kamerayı sizlere kapatamıyorum. Bana kızacaksınız belki ama kamerayı sizlere kapatamıyorum. Şu güzelliklere bir bakın. Şunlara bir bakın, şunlara. Şu güzelliklere bir bakın.